Göcek halkı koyların kiraya ve yapılaşmasına karşı. Fethiye ve Dalaman koylarındaki kiralamalara karşı çıkmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi ve basın açıklaması yapıldı. Açıklama şu şekilde. Göcek koyları bir bir halkın kullanımından alınıyor. Nasıl mı? Kiralama yöntemiyle ranta teslim ediliyor. Belirli rant grupları halkın olan yerde, asıl sahibi olan halk ise sadece geriden bakıyor, işte bu yönteme dur demek için Göcek'te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları Osman'a koyunda piknik çağrısında bulundu ve gelen halk ile birlikte basın açıklaması yaptı. Halkın olan koyları boş bırakmama kararı alındı. Resmi kuruluşlarda çağrıda bulunarak verilen izinlerden vazgeçmeyi önerdiler koylarımızın kiralanmasına ve koylarda yapılaşmaya karşıyız. Gelecek nesillere bu güzellikleri ulaştırmak için çaba sarf eden sivil toplum kuruluşlarının karşısında olan rant gruplarının yanı sıra çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı tarafından, Muğla Çevre Vakfı Turizm Ticaret Anonim ŞT'yi, MUÇEV'e verilen koylar. Muçev tarafından da farklı şirketlere kiralanmış ve kiralanan bu koylarda hayata geçirilmek istenen talan projeleri teker teker karşımıza çıkmaya başlamıştır diyen Göcek Halk Meclisi Başkanı Mesude Yeşim Mukan, Göcek'te yaşayan ve Göcek'in doğal güzelliğine ve müthiş coğrafyasına gönül vermiş yurttaşlar olarak, gelecek nesillerimiz ve özellikle her yaz bu bölgeye seyahat eden yerli ve yabancı ziyaretçiler adına, aşağıdaki açıklamayı yapmayı bir vatandaşlık borcu biliriz, dedi. Fethiye Dalaman koylarındaki yapılaşma girişimlerinin son yıllarda artarak devam ettiğini görüyoruz. Özellikle yat turizmi açısından dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Göcek, maalesef gerçekleştirilmek istenen bu talanın merkezi halindedir. Ticari amaçlarla sahiplenilen bu koyların doğal güzelliklerinin kısa zamanda yok edileceği, daha da önemlisi, günlük ağaçları başta olmak üzere birçok endemik türü ve canlıları barındıran bu doğal yaşam alanları ile birlikte, biyolojik çeşitliliğinde kaybolacağı ortadadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Mola Çevre Vakfı Turizm Ticaret Anonim ŞTİ, MUÇEV'e verilen koylar, Muçev tarafından da farklı şirketlere kiralanmış ve kiralanan bu koylarda hayata geçirilmek istenen talan projeleri teker teker karşımıza çıkmaya başlamıştır. Fethiye, Göcek, Dalaman koylarında birden fazla yat limanı projesi için çalışmaların devam ettiğini ve bu projelerden bazıları ile ilgili yerel halk tarafından hukuki süreçlerin başlatıldığını biliyoruz, dedi. Fethiye Belediyesi yapı ruhsatı vermiş bizler mücadeleye devam ediyoruz diyen Halk Meclisi Başkanı Mukan, Muçev tarafından yapılan kiralamalar sonucu bu koyları, kıyıları kiralayan şirketlerden, Osman A koyunu kiralayan Hasay Emlak İnşaat Turizm NTD şirketine yakın geçmişte, tesis yapımına başlamak üzere Fethiye Belediyesi'nden yapı ruhsatı verildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Buralar doğal sit ve öçeke koruma alanı. Aynı şekilde, ince burunda planlanan proje içinde yapı ruhsatı verilmiştir. Doğamızı ve yaşam alanlarımızı korumak için bitmeyen bir mücadele içinde olan bizler, doğal varlıklarımızı işgal ve talan etme üzerine kurulu projelere izin verilmesini üzülerek ve endişeyle takip ediyoruz. Birinci ve üçüncü seviye doğal sit alanı olarak belirlenen bu koylarda yapılaşmanın önünün açılması çok büyük riskler barındırmaktadır bakanlık tarafından başlatılan ve halen devam eden, Göcek Fethiye Özel Çevre Koruma Bölgesi çalışmaları tamamlanmadan ve bölgeye ait ölçeke raporu oluşturulmadan yapılacak kiralamalar ve inşaat faaliyetleri geri dönülmez tahribatlara yol açacaktır. Mucev üzerinden yapılan kiralamaların ve tahsislerin hemen iptal edilmesi, ikisi Fethiye Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatlarının gecikmeden askıya alınması uygun olacaktır doğamızı korumak için yerel yönetimlerimiz, valiliğimiz, bakanlığımız ve ilgili her türlü kurum ve kuruluşta işbirliğine hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Fethiye ve Göcek koylarının daha fazla marinaya, bağlama iskelesine, günübirlik tesis alanına değil, talana karşı korunmaya ihtiyacı var. Yaşadığımız bu çok özel coğrafyayı çocuklarımıza da aynı güzellikte bırakmanın ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyor dolayısıyla koylarımızdaki talan projeleri ile hukuki zeminde mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi buradan duyurmak istiyoruz. Göcek Halk Meclisi ve Göcek'te faaliyet gösteren tüm STK'ların burada olduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı. Basın açıklaması sonrasında vatandaşlar, piknik yapmaya ve davul zurna eşliğinde günlerini geçirdiler. Bundan sonrası için de halk bu koylarda devamlı olarak piknik yapacak. Bu haber Ege Gazetesi ve Haber Kanalı adına Mesut Bölük tarafından yapılmıştır.